Kıymetli Yeşim Hanım, ben de açıkçası böyle, kesinlikle bu paralelde düşünüyorum. Şöyle bir defa aslında bir tabir kullanmak gerekiyor. Yani bizde çok kullanılan elmalarla armutları bir ayrıştırmak gerekiyor. Bir defa BRICS nedir? Avrupa Birliği nedir? Şangay İşbirliği Örgütü nedir? Uluslararası sistemde hukuki olarak da yani ne anlama geliyorlar? Buna bakmak gerekiyor. Bir defa BRICS hatırlayalım, BRICS'in çok çok kısa, süremiz kısıtlı ama en azından bir arka plan vermek bakımından faydalı olabilir. BRICS 2008 krizinden sonra 2009 yılında ilk zirvesini yapıyor aslında. Brezilya, işte Rusya, Hindistan, Çin öncelikli ülkeler. Bu ülkelerin öncelikli olması gelişmekte olan pazarlar aslında. Daha da devamını 2001-2003 yılındaki iki makaleye atfen ilk isimlerini duyduğunu söylemek mümkün, duyulduklarını söylemek mümkün. Bu ülkelerin alameti farikası o dönemde, yani şu an daha farklı bir konjonktür ama bu ülkelerin ekonomileri belirli bir zaman diliminde G7 ülkelerinin ekonomilerini geçecek öngörüsü vardı. Dolayısıyla aslında BRICS'in ilk çıkması bir ekonomik ticari manayla oldu. Şimdi BRICS'e Şangay İşbirliği Örgütü'nün mantığı daha farklı. Avrupa Birliği bir defa supranasyonel bir örgütlenme. Yani sadece BRICS hükümetler arası karar alma mekanizmaları bağlayıcılık bağlamında, yani bir devlet gibi bir yapılanma değil. Ama Avrupa Birliği'nin supranasyonel, yani devletleri aşan bir örgütlenme biçimi olduğunu söylemek mümkün. Şimdi bu ilk ayrışmadan sonra şunu söyleyebiliriz. Hatırlayalım, Türkiye 2012'de, hani 2009'da da oldu ama 2012'de de Şangay İşbirliği Örgütü'yle hani bu diyalog ortaklığı ve farklı üyelikler gündemdeyken eksen mi kayıyor tartışmaların? Yani çok manasız bir tartışma, eksen mi kayıyor tartışmalarına şahit olmuştuk. Şimdi Avrupa Birliği ile, Sayın Hakan Fidan da bu görüşmede belirtti, zikretti. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'miz var. Gümrük Birliği aslında Avrupa Birliği ile olan üyelik sürecinin bir aşaması. Bu çok başka bir şey. BRICS ile yükselen Asya'da, yani Türkiye'yi sürekli olarak söylüyoruz, yani Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü vazifesinde. Bu Soğuk Savaş zamanında da farklı konjonktürde böyleydi. Soğuk Savaş sonrasında da böyle. Türkiye'nin nevi şansına münhasır bir stratejik, jeopolitik konumu ve aynı münhasır konumuna binaen münhasır da bir çok vektörlü diplomasisi var. Yani biz bunu Rusya-Ukrayna krizinde gördük. Biz bunu Asya ile farklı ülkeler, Çin dışındaki ülkelerle de iletişimde, irtibatında görüyoruz. Avrupa ile keza görüyoruz. Türkiye bir NATO üyesi olabilir. Fakat bu Türkiye'nin Asya ile olan, biz yeniden Asya inisiyatifimiz var. Yani resmi olarak böyle bir inisiyatifimiz var. Dolayısıyla Asya ile ekonomik, siyasi angajmanına mani olabilecek herhangi bir durum, herhangi bir beis, yani farklı bir şey getirecek durumun olduğunu söylemek mümkün değil. Asya'nın BRICS'le birlikte şunu da söylemek gerekiyor. Aslında çok fazla araştırma da yapılıyor bununla ilgili. BRICS'in şimdi bu şu şüphesiz, yani son 10 yıldır, son 20 yıldır yoğunlukla ekonomik, küresel ekonomik ağırlık merkezinin Batı'dan doğuya ve özellikle Asya'ya doğru bir dönüştü. Bu herkesin Dönüşmeye de devam edecek gibi. Evet, ama bunun yanında bu artan ekonomik ağırlık merkezi beraberinde siyasi temsili ve siyasi gücün de artmasını getiriyor. Yani bu ekonomik ağırlık sadece buradaki tedarik zincirleri ve ithalat ihracat ilişkisini ilgilendirmiyor. Biz bunu nasıl görüyoruz? BRICS gibi aslında, Şangay İşbirliği Örgütü gibi, Asya işte Kalkınma Altyapı Bankası gibi, Yeni İpek Yolu Fonu gibi, aslında Batı'ya tırnak içinde alternatif olabilecek ve küresel güneyin de sorunlarının masaya yatırılabileceği, Washington konsensusunun dışında bir Beijing konsensusundan bahsediliyor. Yani bu ülkelerin seslerini duyurabilecekleri bir platform olması bakımından siyasi anlamda da çok önem taşıyor. Her ne kadar hükümetler arası olsa da, yani bir Avrupa Birliği gibi olmasa da, siyasi manada sembolik bir okuma yapılabilir Ama bir denge unsuru değil yani Avrupa Birliği Amerika'ya karşı. Çok farklı bir şeyden kesinlikle. bahsediyoruz ama gündeme gelirken bir denge unsuruymuş gibi lanse ediliyor. Hayır, Çin'in özellikle bu konuda bir duruşu var. Türkiye'den de anladığımız kadarıyla böyle bir duruş bekliyor. Yani Türkiye somut bir adım atar mı? Somut adım gelmiyor.
Yani Mısır aklıma geliyor Sayın Hocam. Evet. Etiyopya değil mi son BRICS'e katılan? Evet. Aklınıza gelen sizin ne varsa lütfen paylaşın. Tabii. Arjantin, yani işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya. Coğrafyanın aslında biz biraz daha da Orta Doğu'ya doğru kaydığını da görüyoruz genişlemi de. Ve sırada artı 16 ülke var. Şimdi şunu da kıymetlileşim hanım, şunu da söylemek gerekiyor aslında. Jeoekonomik bir kısa bir okuma yaptığımız vakit üye olmak isteyen o 16 ülke, yani Türkiye dışındaki 15 ülkenin içinde Vietnam ve Bangladeş'i de görüyoruz. Bunlar önemli. Bu ülkeler özellikle Vietnam, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik tedarik zincirleriyle, özellikle yarı iletkenlerde bu çevrelime politikasında çok önemli ülkelerden bir tanesi. Hem yarı iletkenlerde, şimdi son zamanlarda çok fazla zikrediliyor Vietnam-Amerika ilişkileri bu bağlamda, ama Vietnam'ın, Çin'in, Rusya'nın ve Hindistan'ın olduğu, yani BRICS'e üye olmak istemesi aslında Batı'ya karşı da bir mesaj. Bu hep gözden kaçıyor. Bu nüanslar çok önemli dengeler bakımından. Bir daha tekrarlar mısınız bu cümleyi? Çok önemli bir cümleden bahsettiniz. Tabii ki. Şimdi Vietnam gibi aslında Amerika Birleşik Devletleri, Çin özellikle belirli nokta sektörlerde, özür dilerim, çevrelemeye yönelik, yani yarı iletkenler gibi, pardon, çevrelemeye yönelik belirli sektörlerde sıkıştırdığı noktalarda aslında bir anlamda can simidi olarak, yani IMF tarafından connector countries denilen, yani bağlantı sağlayan ülkeler. Yani Çin'i, Çin artı bir tedarik stratejisi var. Çin dışında ülkelerle belirli sektörlerde ticaret daha fazla yüreklendiriliyor. Vietnam ve Meksika'da bunlardan biri. Vietnam'ın BRICS'e üye olmak isteyen 16 ülkeden birinin olmak istemesi aslında bu bize şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir mesaj. Şu mesaj, çok zımni bir okumayla bunu yapabiliriz. Artık soğuk savaşta değiliz. Keskin bir taraf seçmek istemiyoruz ülkeler, özellikle belirli ülkeler. Biz ekonomik büyümemizi belirli ideolojik arka planda değil, bagajda değil, biz gerçekten aslında Xi Jinping'in de söylediği gibi ekonomik büyümeyi, ekonomik gelişme insanlığın refahı olarak, yani burada da belirtildi, Sayın Fidan da belirtti, insanlığın refahı olarak bütüncül bir anlayışla bakılıyor. Dolayısıyla bu ülkelerin, Vietnam gibi bir ülkenin BRICS'e üye olmak istemesi bence, bana kalırsa, Orta Doğu'daki ülkelerin daha anlaşılır BRICS'e üye olması, ama Vietnam'ınki çok ilginç. Özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki, Amerika Birleşik Devletleri'nin o maksimum sıkıştırma politikası dahilinde aktörlerin seçimleri çok önemli bir örnek. Bir de şunu söylemek gerekiyor, aslında bu da dikkatlerden kaçıyor. BRICS üyelerinden bir tanesi Hindistan. Evet. Ve Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint-Pasifik stratejisinde tırnak içinde çok önemli bir müttefiki. ASEAN ülkelerine baktığımız vakit, mesela Vietnam'da sayabiliriz, ASEAN ülkelerinin RCEP gibi işte çok önemli bir ekonomik bölgesel bir pakta Çin'le birlikteler. Ama Güney Çin Denizi'ndeki hak iddiaları karşılıklı olarak yapılıyor. Yani şu bu örnekleri şunun için sıralıyorum. Gerçekten ülkeler belirli hegemonik güçlerin baskısıyla dış politikalarını şekillendirmekten yana gözükmüyorlar son tahlilde, son konjonktürde. Bağımsız, daha bağımsız ve ekonomik ağırlık merkezindeki trendleri takip ederek bir yol ilerliyor, yani yol gidiyorlar gibi gözüküyor. Peki Ukrayna-Rusya savaşı bu noktada mihenk taşlarından biri olabilir mi hocam? Çok önemli. Avrupa'nın durumu ortada.